kulağımda çınladı fakat ben dedikodu olmasın diye bizzat dördüncü atamdan size bir şey nakledeyim. Bunlar çok, bu çok önemli. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Bedir Savaşı'nda mübariz çıkarmış. Biliyorsunuz eskiden bir ısınma hareketi yapılırdı hücum yapılmadan önce. Her cephe üç kişi çıkarır. Bunlar böyle çat çut bir ısınma hareketi yaparlar. Hazreti Peygamber emretmiş. Çıkın bakayım üç kişi. Üç tane delikanlı çıkmış böyle fırlamışlar hemen. Hazreti Peygamber hemen mani olamamış. Ondan sonra karşıdaki cephe itiraz etmiş. Demiş ki bunlar Medineliyiz, bunları tanımıyoruz. Aşağılamışlar hatta onları bizden kaçıp size sığınan anarşistler var. Onları çıkarın. Onlar çünkü asildir. Kanları sıçrarsa asillerin kanı sıçrasın üzerimize demişler. Bu sefer Hazreti Peygamber ne yapmış biliyor musunuz? Ali sen çık bakayım. Hamza sen de çık. Ebu Ubeyde sen de. O da Hazreti Peygamber'in amcasıdır. Üç tane can ciğerini çıkarmış. Ben de öyle yapıyorum şimdi. Hiç kimseden örnek vermiyorum. Benden yukarıya dördüncü atam Şeyh Muhammedül Hazin'den size bir beyit naklediyorum. Bunu bu zatın ismini duyanlar da belki vardır aranızda. Çünkü çok tanınmış bir şahsiyettir bu. Diyor ki bunu El Hediyetü Süleymaniye adlı bir kitaptan naklediyorum. Size bu kitap onun halifesinin halifesi Halid İbnül Velid'in 33. torunu Şeyh Süleymanül Halidiyül Mahzumi bu kitabı yazmış. Benim dedemin de mensubu olduğu için şiirini buraya nakletmiştir. Diyor ki İlahi cealni anil kevneyni fani ve ebkini bil vahdeti fî lâ mekâni fe inni lem urid minke cinânen ve lakin lâ tekulli ke Musa len terâni. Sinirliyor musunuz? Arapça bilen arkadaşlar herhalde şenlendiler, biraz neşelendiler. Açıklayayım, diyor ki İlahi icalni anil kevneyni fani. Bu çok uzun uzun açıklanması gereken böyle kapalı sözlerdir. Tasavvufçular böyle tabirler çok kullanır. Diyor ki ya Rabbi, hem de ilahi diyor. Belki de kendine diyor. Çünkü onlar kendilerinin Allah olduğuna inanıyorlar. Ya da Allah'ın bir parçası olduğuna da inanıyorlar. Nitekim sonuç öyle çıkarıyor. Diyor ki ilahi icalni anil kevneyni fani. Beni bu dünyanın da öbür dünyanın da her dünyaya ait her şeyden, bu dünyaya ve öbür dünyaya ait her şeyden yok et, sıyır çıkar diyor. Yani benim bu dünyayla da alakam kalmasın, öbür dünyayla da. Ne cennetle ne cehennemle de onları ben ilgilenmiyorum böyle şeylerle. Beni fani kıl. Yani ne demek biliyor musunuz? Beni çıkar, beni yanına çıkar, içinde beni erit. Bunlar hep öyle inanıyorlar. Çık 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 orada erirsin. Onun içine girer erirsin. Biraz sonra size belge nakledeceğim. Keşke burada canlı o belgeyi nakledeceğim kitabın kendisi olsaydı. Ben arkadaşlardan istemiştim. Ruhul Furkan adlı kitabın ikinci cildi 63. sayfa. Biraz sonra nakledeceğim. Evet devam ediyor. وَاَبْقِنِي بِالْوَحْدَةِ فِي لَا مَكَانِي. Mekanın söz konusu olmadığı bir yerde beni birliğe dönüştür. Yani senin içine gireyim, eriyeyim, seninle beraber birleşeyim. Olur mu böyle şey ya? Efendim? Evet. Tamam işte evet. Bu vahdet-i vücut bu. Biz bunu vicdanımıza sığdırabilir miyiz? Hangi mümin bunu vicdanına sığdırıyor? Ama bizim dedoş böyle söylüyor. Evet. Fe inni lem urid minke cinanen. Daha büyük, kafasından daha büyük bir şey söylüyor. Diyor ki fe inni lem urid minke cinanen. Senden hiç cennet istemem. Allah aşkına bu bir mümin bunu söyler mi? Ne? Yazık değil mi bunu söylemek? Fe inni lem urid minke cinanen. Senden asla cennetleri istemiyorum. Velakin la tekulli ke Musa len terani. Hazreti Musa'ya dediğin gibi sen beni göremezsin deme. Sen kim oluyorsun ya? Bir peygamberden daha mı üstünsün? Çünkü bu peygambere hitaptır. Len terani demiş ya Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya, beni göremezsin diyor. Çünkü Cenab-ı Hak Allah Teala bu kafaya, bu küçük kafaya, bu saksının içine girmez. Onu sığdıramazsınız. Hazreti Musa'ya demiş ki len terani, beni göremezsin. Bizim dede ne diyor? Musa'ya beni göremezsin dedin ya, öyle bir şey söyleme bana. Çünkü ben Hazreti Musa'dan daha büyüğüm. Manası o. Yani seni göreyim. Derdi böyle bir şey olur mu? İşte tasavvuf budur arkadaşlar. Tasavvuf bu. Tasavvufu bilmeyenler böyle bilecek. Ben önce çuvaldızı kendime sokuyorum. Ondan sonra iğneyi başkasına yöneltelim. Bu bizim dede böyle diyor. Ama bizim dede gibi çok söyleyenler var. Bunun aynısını söyleyenler var. Yunus Emre'den nakletti arkadaşımız. Bir iki kelime.